Lezzet testi kanalımıza 405. tadım testine hoş geldiniz. Bu videomuzda ta kış aylarından beri elimde beklettiğim, bir türlü videosunu çekemediğim bir gevrek var. Kahvaltılık gevrek diyebiliriz. Torku'nun şöyle tam gevrek bulgurdan çoko diye geçiyor. Aldığım yerde iki çeşitti. Bir tane de sadesi vardı. Bu da çikolatalı olanı. %60'ı bulgur arkadaşlar ve %5 oranında da buğday ruşeğimi içeriyor. Ki ben ruşeğimi çok severim. Ambalaj tasarımı hoşuma gitti. Yine böyle buğday başakları falan ön planda tutulmuş. Bir multivitamin karışımı var. O yüzden de burada bütün böyle vitaminlerin isimlerini falan yazmışlar. %2,5 oranında da sütlü çikolata içeriyor. Diyorum ve hemen ambalajını açıyorum. Şunu da şöyle getireyim. Bu arada şeker olarak pancar şekeri kullanılmış. Şöyle biraz daha açayım dedim ama tam, ah ah düzgün açamadım. Evet. İç kısmı böyle. Bulgurdan olduğu için böyle bir değişik, hani alıştığımız buğday gevrekleri gibi değil sanki. Daha farklı gözüküyor. Sanki böyle devasa bulgur taneleri gibi duruyor arkadaşlar. Ya da bana öyle geldi. Hemen şöyle bir kuru kuru bakacağım tadına. Bulgur gibi koktu. Her neyse bir deneyelim bakalım. Sütü katınca bakalım nasıl bir kahvaltılık gevrek olduğunu anlayacağız. Şöyle dökeceğim. Çok iyi açamadığım için. Hayır, nasıl böyle açmayı başardım onu da bilmiyorum. Tebrik ediyorum kendime. Aşırı düzgün açayım derken aşırı kötü bir şekilde açtım. Evet. Değişik duruyor. Hemen şimdi sütünü de ekleyeceğim. Şöyle bol sütlü olsun. Oo. Evet, bence bu kadar yeterli. Şöyle bir yakından da bakalım. %2,5 oranında sütlü çikolatıyormuş. Ve ayrıca arkadaşlar kakao da içerdiği için özellikle tabii ki de süte bıraktığı lezzeti merak ediyorum. Yalnız bakın bunun en büyük özelliği %60'ının bulgur olması. Yine tam buğday içermesi ve %5 oranında buğday ruşeğimi içermesi. Bence %5 oranı gayet iyi. Şimdi bismillah diyorum ve tadım testine başlıyorum. Şöyle bol sütlü alacağım. Kesinlikle şeker oranı çok az. Şeker oranı baya baya az arkadaşlar. Dedim ya, çok hafif bir lezzeti var. Çikolata aroması neredeyse gelmiyor gibi. Böyle çok enteresan bir buğday demeyeyim de böyle bir bulgur pilavının, hani bulgur pilavı yeni pişer, böyle kapağını kaldırınca bir koku çıkar ya. Ya da işte erimiş tereyağının üstüne pilav yapmadan önce böyle bulguru dökeriz. Şöyle bir çeviririz ya, bir kokusu çıkar. Böyle gerçekten bulgurumsu bir kokusu var. Fakat çok hafif bir lezzet olmuş. Ben birazcık daha böyle sütü çekmesini bekledim. Şimdi tekrar deneyeceğim. Umarım birazcık yumuşamıştır. Gerçekten Torku'ya teşekkür etmek lazım ki böyle aromasız, aroma vericisiz, katkısız bir gevrek hazırladıkları için. Üstelik buna bir de ruşem gibi güzel bir şey kattıkları için. Fakat o kadar sert ki arkadaşlar, yani hani şurada 4-5-6 dakika olduğunu bilmiyorum, bekliyorum. Hala yiyebileceğim kıvamda değil. Ben şimdi değerlendirmeme geçeceğim. Videoyu kapattıktan sonra bunu ben birazcık daha yemeye çalışacağım. Çünkü ziyan olsun istemiyorum. Şeker oranı bayağı düşük diyorum ve değerlendirmeme geçiyorum arkadaşlar. Deminden beri ne anlattıysam aynen o. O yüzden de benim puanım 10 üzerinden puan versem acaba? Arkadaşlar ben fena değil diyorum. Ya evet, içerik çok güzel. O yüzden de şöyle 10 üzerinden 7 veriyorum. Ama fena değil diyorum. Çünkü ya yemek için bekliyorum. Hatta bir 5 dakika falan daha bekleyeceğim. Çünkü bana çok sert geldi. Bayağı sert geldi. Ama onun haricinde içerik çok iyi ya. Gerçekten Torku bir teşekkürü hak ediyor. Baya baya güzel. Hani piyasada böyle şeylerin olması bence çok güzel. Artık gına geldi. Sürekli aroma verici, aroma artırıcı, şu tozu, bu tozu, şu nişastası bilmem ne derken böyle kabarık bir içindekiler kısmı oluşuyor. Ama bu çok böyle sade. Çikolata, kakao, pancar şekeri, buğday ruşeğimi, tam buğday unu. Bakın hepsi de aklımda kalmış yani. Her neyse. Ne yapalım? 400
6. tadım testine görüşelim mi? Görüşelim. O halde istek videolarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.